çalışıyor. Yani işte. Şimdi şu olay Meral Hanım, işte evet. İYİ Parti'ye daha doğrusu yönelik bu küçük bir saldırı diyelim parantez içinde. Bütün gün bugün bunu konuşacağız. Evet. Bütün medya için söylüyorum. İstenen de bu. Evet. Kimse şunu konuşmayacak. Yani EYT'liler Mayıs'ta maaşlarını alacaklardı. Ertelendi Eylül'e. Evet. Evet. Şimdi, o zaman EYT'liler kardeşim bunun intikamını tırnak içinde tepkisini gideceksin sandığa. Madem ki sen beni Eylül'de vereceksin şeyimi, paramı, o zaman Eylül'de bu parayı verecek olan Kemal Bey'e oy mu veririm dersin. Ve evet. Bu evet. kadar basit. Üstelik Kemal Bey'in sözü vardı. Bayram ikramiyeleri bir maaş olacak. İşte düşün. İşte onun için bu iktidar ve medyası bütün bunları yani asgari ücreti şu kadar arttırdım. Asgari ücreti arttırdın son 2 ayda bile günlük yaşamda, enflasyonda ve pahalılıkta onun 10 katı hem de nasıl yaşamda yansıttın. Şimdi bunu vatandaş bilmiyor mu? Yani pide, hadi en basitini söylüyorum. Ramazan pidesi için gidip de bir aile, 4 kişilik bir aile 2 tane pide alacaksa 20 lira veriyorsa onu görmüyor mu vatandaş? Değil mi? Görmüyor mu? Benzin olmuş şu kadar, o biri şu kadar, o biri o şu kadar. Ya gerçek enflasyon, bak ben sana söylüyorum. Gerçek enflasyon %400'dür. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Bak bir şey söyleyeyim. Bahçede kullanılan böyle çift, yani bir yere bağlanıyorsun 2 hortum çıkar. Evet, evet. Bağlanır. Çift çıkışlı bağlantı diyelim hadi ona. Geçen sene ben aldım. Bak geçen sene 38 liraydı. Bu krizde yani Aralık'tan önce geçen sene. Dün evvelsi gün sordum. Kaça aldın? İnternetten sordum yani. 189 lira. Of of of. Kaç ediyor abi? Of. Çarp 5 mi? 4 mü? 8 mi? Kaç çarp yani? Ne, daha, Muharrem Hoca'ya Muharrem İnce'ye sormamız lazım matematik. Evet ya. Değil mi? Kuvvetli fizik hocası. Fizik hocası. Yani düşünsene 5 katı değil mi? 38 hatta ona. Arşimet kanunu bildiğinden de kuşkuya düştü bundan sonra. Kesinlikle. Şimdi düşünsene. İşte enflasyon bu. Maalesef. Bu abi. İşte niye o yani? Zaman o da bu tabloyu göstermenizi istemiyor. İstemez tabii. İstemiyor. Abi ister arkaya mi? Verebiliriz bir gün arkadaşlar. İster mi? Tabii ki istemez. Evet. Evet. Tabii ki istemez. Onun için palavra söylemlerle, içi boş söylemlerle, dincilik, işte Hüdapar'ın dinciliğiyle, Refah Partisi'nin dinciliğiyle, milliyetçilikle, uçağımız uçtu, tankımız gitti, kafalarını keseriz, geldi. Şunu yaparız. Tamam, bunu ya yaparız. Keşke hepsi olsa. Bundan kim sevinç duymaz. Yani kim sevinç duymaz. Türkiye'nin zenginleşmesinden, önemli bir ülke olmasından, güçlenmesinden aklına gelen bütün olumları koy. Doğru. Kim sevinmez? Doğru. Kemal Bey sevinmez mi? Meral Hanım sevinmez mi? Nasıl bir mantık bu yani? Sen sevinmez misin? Ben sevinmem. Niye ya, abi yani? Ben hani yani bunu yapan tank senin evet. babanın malı mı? Evet. Bu ulusun, bu milletin, bu insanların, evet. bu halkın evet. tankı evet. oluyorsa. Uçağı, arabası neyse yani. Ya küfür ediyorlar, eleştiri geliyor, işte mesaj atıyorlar. Ben ne toga kafayı taktı? Sevinmiyor musun? Hain misin? Ben birkaç defadan fazla yaptık. Bu hafta sonunda da konuştuk. Yani hain ilan ediliyorsun ya. Ya biz başka bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Ya o işlerle gel. Ya o işin rentabil olup olmaması, fizibilitesinin yapılıp yapılmadığı, karı, zararı, satış şansı. Bunları sorgulayacaksınız. Bu bir siyasi proje değil ki. Bu bir ekonomik bir proje. Onları yollarda gördük işte. Otobanlarda, evet, köprülerde evet, gördük. Evet. Gördük. Evet. Yani evet. İmamoğlu tweet atmış bu saldırıyla ilgili. Ekrem İmamoğlu. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Dostlarımıza geçmiş olsun dediklerimi iletirken faillerin bir an evvel adalete teslim edilmesi beklentimizin de altını çiziyorum. Biz de onun altını çizdik, katılıyoruz. Çok çiziyoruz da işe yaramıyor. Evet, yani altı çizildi ama bir de bir sanki bu konularda AKP ya da iktidar kanadında böyle bir cezasızlık diye bir şey var. Ya çiziliyor yani çiziliyor deyince işin gırgırındayım. Yandaş medyanın köşe yazarları ve manşetlerini atanların parti liderlerine yani muhalefete ve muhalif gazetecilere kullandığı ifadeleri biz burada of. Kullansak var ya RTÜK 5000 yıl sana kapatma verir, 5 trilyon lira da sana ceza verir. O ifadeleri kullansak. Bir şey göstersen konuş yani. Ben bir şey arayacağım bulacağım da. Yani düşünsene hiçbir şey yokken bile. Yani Merdan'ın, Emre Hoca'nın, benim, senin, Ahmet'in, evet, Murat'ın evet. herhangi bir şeyinde abi hiçbir şey yokken gerekçe buluyor ve ceza veriyor ya. Yani sırf buraya değil, Halk TV'de, Fox'a da neyse işte karateye de, flaşa da. Merdan'ın nedir bu? Söylediği, hani program durdurma cezası alındığında başka kanallarda da çok daha ağır şekilde onu diyorum işte. İfade edilmişti Merdan'dan sonra. Tabii. Onlara niye bir şeyden vermez onlara. Vermez. Yani bir tek Tele1'de yayınlanması bu suç. Ya ne hakaret ediyorlar. Ya da Tele1'de konuşulması. Ya ne hakaret ediyorlar yani şeydekiler. Yandaş televizyonlarda ve köşe yazarlar, hadi öyle diyelim. Aşağılamalara kadar gidiyorlar. Onlara kimse görmüyor. Biz söylesek bile umursamıyor. Şikayet etsen seni ciddiye almıyor. Soruşturmaya gerek yok diyor. Yani çünkü mahkeme kontrol altına alınmış. Savcılar talimatla hareket ediyor. Bakandan izin almadan hiçbir şeyi abi kaldırmıyorlar, indirmiyorlar. Nasıl olacak bu iş? Onun için bu tür tartışmaları, yani var olan olumsuzlukları tartışmayalım diye tantana çıkarıyorlar. Yani sürekli tantana, gürültü, tantana, gürültü. Onunla uğraş. Şimdi 3 gün bu İYİ Parti'ye yönelik saldırıyı konuşacağız hep beraber. Evet. Şimdi tabii yarın öbürsü gün başka bir şey çıkar. Öbürsü gün başka bir şey çıkar. Buyur. Nasıl olacak bu iş? Arkadaşlar, acile hakaret diye bir şey attım şimdi. Onu ekrana verebiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. Demin senin dikkat çektiğin konu. Biz söyleyince hakaret,